Selam merkezi. Biliyorum bu yıl sizin için zor bir yıl. Okul, YKS hazırlığı birlikte yürütmek oldukça yorucu, yıpratıcı. Okul sınavlarının da ne kadar önemli olduğunu siz biliyorsunuz artık. Çünkü otoritenin başarı puanınıza direkt etkileyecek bir şeydir. İlk ünite logaritma kolay da bir ünite aslında. Biraz üslü sayılarla bağlantı kurduktan sonra işlemi o kadar da zor değil. O yüzden güzel notlar almanız da sizin YKS sınavının sonucu kadar önemli bir şey bu da. O kadar olmasa da tabii. Her neyse sizin için güzel 10 tane sınava yönelik, okul sınavlarına yönelik soru hazırladım. Şimdi onların çözümlerini paylaşacağım. Umarım hepiniz çok 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 güzel notlar alırsınız. Sınavdan sonra da lütfen yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım bakalım. Birinci sorumuz bir üstel eşitlik verilmiş. Bizden x değeri isteniyor. Üstel fonksiyonla logaritmik fonksiyon birbirinin tersiydi. Yani bir logaritma fonksiyonun tersini aldığınızda, üstel üstelin tersini aldığınızda logaritmik fonksiyon elde ediyordunuz. Dolayısıyla ben de bu üstel fonksiyonu logaritmik fonksiyonu çevirmiş olacağım bir nevi. Hemen yapalım bakalım. Şöyle bir eşitliğimiz vardı hatırlarsınız. A üzeri x eşittir. B ise x eşittir logaritma a tabanında b olarak yazıyorduk. Yani üsteli logaritmaya, logaritmayı da üstele bu eşitlikle çevirebiliyorduk. Şimdi ben de aynı şeyi yapıyorum. 3 eksi 2x eşittir logaritma 10 tabanında 5 diye yazıyorum. 10 tabanında 5 ile log 5 aynı şey. İsterseniz tabanı belirtmek zorunda değilsiniz 10 olduğunda. Nasıl ki günlük hayatta kullandığımız sayı sistemi, onluk sayı sistemi 10 tabanında ama biz hiç söylerken 215 derken 10 tabanında demeyiz. Bunun gibi şimdi amacımız ne? X'i bulmak. 3 eksi log 5 eşittir 2x'e. Buradan x'i çekiyorum. 3 eksi log 5 bölü 2. Şimdi çocuklar mesela bu bir çoktan seçmeli soru olsaydı, seçenekleri olsaydı cevap böyle olmayabilirdi de. Orada biraz oynayacaksınız sonuca göre. Mesela ne yapabilirsiniz? Bunu şöyle ayırabilirsiniz. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 log 5 dersiniz. Sonra bu 1 bölü 2 logaritmanın özelliğinden atarsınız 5'in üzerine. Yani ne olur? 3 bölü 2 eksi logaritma kök 5 olur. 5'in 1 bölü 2. kuvveti. Mesela böyle bir şey olabilir. Yani sonuca göre, şıklara göre karar verirsiniz. Şu an için şu yeterlidir. Açık uçlu soruda bu cevap yeterlidir. Evet, ikinci sorumuz yine bir logaritmik eşitlik verilmiş. Bizden de x değeri isteniyor. Şimdi logaritma fonksiyon için ne demiştik? Şöyle şuraya bir kısa hatırlatma yapıyorum. Logaritma a tabanında b. Şimdi buradaki taban yani a bir kere birden farklı olmak zorunda. İkincisi taban yani a pozitif olmak zorunda. Üçüncüsü logaritmasını alacağımız sayı yani b mutlaka pozitif olmak zorunda. Yani negatif sayıların logaritmalarını alamıyoruz. Tanımımız da yok. Şimdi tüm bunlar ışığında hemen bir bakalım. Şimdi şurası şöyle yapalım. Şuradaki değer mesela buraya a derseniz eğer a dersen buraya a eşittir 2 üzeri 4. Yani logaritmayı üstele çevirdim. Yani 16'ya eşit. Şimdi yazıyorum bakın. Logaritma 8. dereceden köküç tabanında x artı 2 neye eşit? 16'ya eşit. Şimdi bu logaritmik fonksiyonu bir daha üstel yazıyorum. X artı 2 eşittir 8. dereceden köküçün 16. kuvveti diye yazıyorum. Hemen orada bir sadeleştirme yapayım. Bu 8 ile 16'yı sadeleştireyim. X artı 2 eşittir neye? 3'ün ikinci kuvvetine yani 9'a x de buradan 7 olarak buluruz. Tamamen üstel logaritmik ilişkisini ölçen bir soru olmuş. Evet, devam edelim. Üçüncü soru logaritmik fonksiyonların tanımı. Biraz önce zaten o tanımı da yaptım. O yüzden tekrarlamıyorum. Şimdi logaritma fonksiyonun tabanı nedir? X eksi 3. İşte o taban yani x eksi 3 bir kere 1'e eşit olamaz. O taban yani x eksi 3 mutlaka pozitif olmalı. Logaritmasını alacağımız sayı yani
6 eksi x mutlaka pozitif olmalı. Bu üç şartı sağlayan küme benim en geniş tanım kümem. Hadi buradan bir düzenleme yapalım. Eksi 3'ü bu tarafa attım. X eşit değildir. 4 oldu. Eksi 3'ü bu tarafa attım. X büyüktür. 3 oldu. Bu sefer eksi x'i atayım. 6 büyüktür. X oldu. O zaman nasıl sayılar alacağım? 3'ten büyük, 6'dan küçük ama 4'e eşit olmayacak. 3 ile 6 aralığında olacak ama 4'e eşit olmayacağı için bu 3 4 şey 3 6 aralığındaki 4'ü çıkarıyorum. 4'e eşit olamadığı için en geniş tanım kümesinde yazmış oldum böylece. Dördüncü soru. Fonksiyon logaritmik bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun tersini istiyor. Ne demiştik? Üstel fonksiyon, logaritmik fonksiyonlar birbirinin tersi. Üstelin tersi logaritma, logaritmanın tersi üstel fonksiyondur. Fx gördüğüm yere y yazarak başlıyorum. Y eşittir logaritma 5 tabanında 3x artı 4. Şimdi bir fonksiyonun tersi demek ne demek? Tanım ve görüntü kümesinin yerini değiştirmek demek. Yani tanım kümesindeki x'ler, görüntü kümesindeki y'ler. Bu sefer tanım kümen y olacak, görüntü kümen x olacak. Yani y eşittir şeklinde verilen bir eşitliği x eşittir şeklinde yazarsanız fonksiyonun tersini almış olursunuz. Ben şimdi burada ne yapacağım? Üstel fonksiyonu çevirerek devam edeceğim yapmaya. Şimdi hemen buradan çeviri yapıyorum. 3x artı 4 eşittir 5 üzeri y'ye. Amacım x'i bulmaktı. 4 atıyorum. 3x eşittir 5 üzeri y eksi 4. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. X eşittir 5 üzeri y eksi 4 bölü 3. Fonksiyonun tersini aldım. Şimdi yazıyorum yerine. F üzeri eksi 1x eşittir. Y gördüğüm yere x yazacağım. 5 üzeri x eksi 4 bölü 3 bu fonksiyonun tersi olmuş oldu. Logaritmik bir fonksiyondu. Tersini buldum. Tersi üstel bir fonksiyon oldu. Evet, gelelim 5. soruya. Bir logaritmik fonksiyonun grafiğini vermiş. Onunla ilgili bir eşitlik vermiş. Bir de fa eşittir eksi 4. A'yı soruyor. Kesinlikle sınavda böyle bir soru gelecektir. Hemen hemen her yıl üniversite sınavında da benzer sorular geliyor son 4-5 yılda. Grafik verip orada grafiği yorumlamanızı istiyor. Şimdi ben grafiği nasıl yorumluyorum? Bu grafik nereden geçmiş? Bir şu noktadan geçmiş. A noktası diyelim buna. Bir de şuradan geçmiş. B noktası diyelim. Şimdi A noktasının koordinatları 2 kök 2'ye 1. Fonksiyonumuz fx eşittir. Logaritma b tabanında x. Şimdi bu fonksiyon bu A noktasından geçerse A'nın koordinatları fonksiyon denklemini sağlaması lazım. Yani ben x gördüğüm yere 2 kök 2, y gördüğüm yere 1 yazacağım. fx dedim y'ydi zaten 1 yazdım. Logaritma b tabanında x yerine de ne yazdım? 2 kök 2 yazdım. Şöyle yazayım karışmasın. Şimdi logaritmik fonksiyonu üstele çeviriyorum hemen. Yani 2 kök 2 eşittir b üzeri 1. Yani b. Aslında b'yi buldum buradan. Tamam. Bu kalsın burada. Şimdi ne istiyor benden? FA'yı istiyor. FA'yı yazıyorum. Yani şurada x gördüğüm yere ne yazıyorum? A yazıyorum bakın. Logaritma B tabanında A. B'yi biraz önce buldum ben. Sonra da onun yerine yazıyorum. Logaritma B yerine ne yazıyorum? 2 kök 2 tabanında A. Eşittir. Neye eşitmiş? Eksi 4'e eşitmiş. Şimdi logaritmik fonksiyonun özelliğinden yararlanarak üstele çeviriyorum. Buradan a eşittir 2 kök 2'nin eksi 4. kuvveti. Aslında soru bitti ama tabii bunu daha estetik, daha güzel bir sonuca ulaştıralım. Şöyle yapalım hemen. A eşittir. 2 kök 2'yi ben kök 8 şeklinde yazayım. Bir tık daha kolay olsun. Eksi 4. kuvveti. Şimdi kuvvet negatif olunca ne yapıyorduk? Ters çevirip pozitife çeviriyorduk. Yani 1 bölü kök 8'in 4. kuvveti olarak yazabilirim. Burada karekök tabii ikinci dereceden, burada dördüncü dereceden bunları bir sadeleştirelim. Bu 4 ile burada 2 var ya sadeleştirin. Burada ne kalacak? 2 kalacak. Yani 1 bölü 8'in karesi. Evet, altıncı sorumuz bir logaritmik eşitsizlik sorusu. Onlarda da şöyle bir özet geçeyim size. Ne yapıyorduk hatırlarsanız? Logaritma A tabanında B küçük eşit logaritma A tabanında C diyelim.
Şimdi tabanlar eşit olduktan sonra şeye bakıyorduk. Bu birinci durum, taban yani A sıfırla bir arasında mı? Yani bir basit kesirme sıfırla bir arasında ise o zaman eşitsizliğimiz yön değiştiriyordu, ters orantı oluyordu. B C'den büyük ya da eşit oluyordu. Eğer tabanımız yani A birden büyük ise eşitsizliğimizin yönü değişmiyordu. B küçük eşittir C olarak alıyorduk. Şimdi gelelim soruya. Buradan hemen değiştireyim. Şimdi tabanları görüyorsunuz 5. O zaman eşitsizliğimin yönünü hiç değiştirmeyeceğim. X eksi 6 küçük eşit 25'tir diyeceğim. X buradan neye eşit olacak? Pardon, küçük ya da eşit olacak 31'e. Tamam, şöyle bir eşitsizlik elde ettim. Bir de logaritmanın tanımından ne diyorduk biz? Pozitif sayıların logaritmasını alacağız. Yani x eksi 6'nın 0'dan büyük olması gerekiyor. Bu durumda x'in de 6'dan büyük olması gerekiyor. Şimdi her ikisini sağlayan değerler ne olacak? 6'dan büyük olacak, 31'e eşit ya da 31'den küçük olacak. Ya da aralık şeklinde yazarsanız, pardon, 6, 31 aralığı olarak yazabilirsiniz. 6, 31 aralığı, 31 kapalı aralık, 6 açık aralık olarak yazabiliriz. Evet, 7. soru. Gene logaritmik özellikleri kullanarak çözebileceğimiz bir soru. Hatırlarsanız o özelliği de hemen kısaca hatırlatayım. Mesela logaritma a üzeri n, b üzeri m gibi bir eşitlik verildiğinde kuvvetleri oranlıyorduk. M bölüne çarpı logaritma a tabanında b diyorduk. Burada da benzer şeyler yapacağım. Şimdi a'nın kuvveti 1. Yani şöyle yazıyorum. Logaritma, pardon, 2 bölü 1 diyeyim önce. Kuvvetleri oranlıyorum. 2 bölü 1. Logaritma a tabanında b eksi. Bunların kuvvetlerini oranlıyorum. Eksi 1 bölü 3. Logaritma b tabanında a eşittir 11 bölü 6. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. 2 çarpı logaritma a tabanında b eksi eksi artıya dönecek. Artı 1 bölü 3 çarpı logaritma b tabanında a eşittir 11 bölü 6. Şimdi logaritma a tabanında b ile b tabanında birbirinin tersi. Birini diğeri cinsinden yazabiliriz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Denklem gibi de düşünebilirsiniz. Burada logaritma a tabanında b'ye x derseniz b tabanında a ne olmuş olur? 1 bölü x olmuş olur. Böyle düşünebilir. X'i bulursanız daha sonra oradan geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz böyle çözelim. Şimdi devam edelim. Yani soru şöyle oldu. 2x artı 1 bölü 3x eşittir 11 bölü 6'ya. Hemen şurada bir toplama yapalım. 6x kare artı 1 bölü 3x eşittir 11 bölü 6 oldu. Şu 3 ile 6'yı bir sadeleştirelim. Sonra da içler dışlar yapalım. 12x kare artı 2 eşittir 11x oldu. Hepsini bir tarafa geçirelim. İkinci dereceden bir denklem elde edelim. 12x kare eksi 11x artı 2 eşittir 0. Şimdi bu ikinci dereceden denklemi çarpanlara ayırayım. 4x, 3x diye ayırayım. Bunu da eksi 2, eksi 1 diye ayırayım. Bakın çarptım, eksi 8, çarptım, eksi 3, topladım, eksi 11. Ama yazarken çapraz yazıyordum. 4x, eksi 1 çarpı 3x, eksi 2 eşittir 0'a. Buradan x'in değeri ya 1 bölü 4 olacak ya da x'in değeri 2 bölü 3 olacak. Şimdi gelelim. A ile B arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Neye A dedik biz? Pardon, neye X dedik? Bir logaritma A tabanında B'ye. Yani şuraya yazayım. Logaritma A tabanında B ya 1 bölü 4'e eşit olacak ya da logaritma A tabanında B 2 bölü 3'e eşit olacak. A'nın B türünden eşitini istiyor ya bizden. Hemen buradan çekersen B eşittir A üzeri 1 bölü 4 olur. Ya da A eşittir A'nın B türünden değeri dediği için her iki tarafın dördüncü dereceden kuvvetini alırsan B üzeri 4 olarak bulabiliriz. Şöyle. Veya logaritma A tabanında B 2 bölü 3'e eşitse
Orada renk değiştireyim, karışmasın birbirine. Buradan B'yi çekersen B eşittir A üzeri 2 bölü 3. Her iki tarafın burada da 6. kuvvetini alayım. Pardon, özür dilerim. 3 bölü 2. kuvvetini alayım ki A'yı yalnız bırakayım. A'nın B türünden eşitini bulmak için. B üzeri 3 bölü 2 eşittir A olacaktır. Veya bunu daha estetik yazarsanız A eşittir. Karekök B küp olarak yazabiliriz. A'nın B türünden değeri iki türlü de ifade edilebilir. Edilebilir. Evet, 8. sorumuz bir sıralama sorusu. Şimdi sıralama yaparken üstlü sayılarda ne yapıyorduk? Ya tabanları eşitliyorduk, ya kuvvetleri eşitliyorduk. O öyle sıralama yapıyorduk. Burada da logaritmik ifadeleri ben üst ele çevirip öyle sıralama yapmak istiyorum. Hemen çeviriyorum. 14 eşittir 5 üzeri x. Şimdi 5'in hangi kuvveti 14'e eşit olur? Birinci kuvvetini alırsan 5 olur. İkinci kuvvetini alırsan 25 olur. Demek ki x 1 ile 2 arasında bir değer almalı. Aynı şekilde devam ediyorum. Buradan da 88 eşittir 3 üzeri y. 3'ün hangi kuvveti 88 olur? Dördüncü kuvvetini alırsak 81 olur. Beşinci kuvveti 243 olur. O zaman y değeri de dördüncü kuvvetle beşinci kuvvet arasında olacak. 4 ile 5 arasında olacak. Ve z'yi çeviriyorum. 2 eşittir 7 üzeri z. 7'nin hangi kuvveti 2'ye eşit olur? Sıfırıncı kuvvetini alırsak 1, birinci kuvvetini alırsak 7. Demek ki sıfırla 1 arasında olmalı z'nin alacağı değer. Bu durumda en küçüğümüz z, sonra x, sonra da y ya da en büyüğümüz y diyebiliriz. Evet, 9. soru. Hem bir trigonometrik fonksiyon vermiş hem logaritmik bir fonksiyon vermiş. Sonra da bunların bileşkesiyle ilgili bir eşitlik istemiş bizden. Hemen yazıyorum. Yani hx fonksiyonunu yazıyorum. G bileşke f. Yani g fonksiyonun içinde fx'in görüntüsünü bulacağım. G, fx yerine ne yazıyorum? Cos x. G fonksiyonunda x gördüğüm yerine gelmiş, cos x gelmiş. Hemen yazıyorum. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x yazmıyorum. Cos x. İşte h fonksiyonunu buldum. Şimdi bizden ne istiyor? Pi bölü 4 için değerini istiyor. H pi bölü 4. Yani x gördüğüm yere pi bölü 4 yazıyorum. Logaritma 1 bölü 2 tabanında kosinüs pi bölü 4. Peki kosinüs pi bölü 4'ün değeri nedir? Kosinüs 45'in kök 2 bölü 2. Soru şöyle oldu. Logaritma 1 bölü 2 tabanında kök 2 bölü 2. Şöyle yapayım ki karışmasın. Şimdi hepsi 2'nin kuvveti bunların. Biraz daha estetik yazalım bunları sadece. Nasıl yazabilirim? Üstel olarak yazmaya çalışacağım. Üstele çeviremezseniz burada kalır ve bunun sorunun cevabını bulamazsınız. Şimdi bakıyorum nasıl yazıyorum. 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1 olarak yazıyorum. Şurada göstereyim de daha iyi anlaşılır. Kök 2 bölü 2. Kök 2, 2 üzeri 1 bölü 2. 2 zaten 2 üzeri 1. Bölüm durumunda ne yapıyorduk? Payın kuvvetinden faydanın kuvvetini çıkarıyorduk. Yani 2 üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Kök 2 bölü 2 yerine de 2 üzeri eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Şimdi kuvvetleri oranlıyorum. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 1'e oranı. Logaritma 2 tabanındaki zaten 1 olacak. Dolayısıyla eksinin eksiye bölümü artı 1 bölü 2'nin 1'e bölümü de 1 bölü 2 olur. Yani h1 pi bölü 4'ün değeri 1 bölü 2'ye eşit olmuş olur. Evet, gelelim son sorumuza. Bir logaritmik fonksiyon var. En geniş tanım kümesini istiyor. Aslında güzel bir soru. Biraz 11. sınıf bilgilerinizi de çağrıştırmanız gerektirecek. Çünkü bir eşitsizlik sorusu olacak göreceksiniz. Şöyle yukarıdan başlayacağım çözmeye. Şimdi bu bir köklü ifade. Köklü ifade olduğu için bu fonksiyon tanımlanabilmesi için birinci şartımız karekök içindeki ifadenin mutlaka sıfıra eşit ya da büyük olması lazım. Yani negatif olamaz. Halbuki logaritmanın sonucu negatif olabiliyordu. Ama burada alamam ben. Kök içinin pozitif olması gerekir ya da sıfır. Yani logaritma 6 eksi x bölü x'in sıfıra eşit ya da büyük olmasını istiyorum. Birinci şartım bu. Şunu bir düzenleyelim önce.
Hemen üstele geçeyim buradan. 6 eksi x bölü x büyük eşit 10 üzeri 0 olur. 10 üzeri 0 neye eşit? 1'e eşit. Yani soru şöyle oldu. 6 eksi x bölü x eksi 1 büyük eşit 0. Biliyorsunuz eşitsizlikler hep büyüktür, küçüktür 0 yapıyoruz ki bir kıyaslama yapabilirim. Pozitif mi, negatif mi? Burada da payda eşitlediğimizde şurada ne olur? 6 eksi pardon 2x bölü x büyük eşit 0 olur. Şöyle. Bak şimdi birinci eşitsizliğimi buldum. Şimdi ikinci şartımız logaritmasını alacağımız sayı pozitif olmalı. Neyin logaritmasını alıyorum ben? Şunu. Yani 6 eksi x bölü x'in mutlaka sıfırdan büyük olması gerekiyor. İkinci eşitsizliğimiz de bu. İşte bu iki eşitsizliğin ortak çözümü bana neyi verecek? Çözüm kümemi verecek. Yani en geniş tanım kümesini. Şimdi eşitsizlikleri, iki tane eşitsizliği nasıl çözüyorduk? Ayrı ayrı köklerini bulup beraber bir tablo yapıyorduk. İşaret incelemesi yapıyorduk. Gene aynı şeyi yapacağım. Şimdi ilk bulduğum eşitsizlikteki köklere bakayım. Payı sıfır yapan değer 3. Paydayı sıfır yapan değer 0. Bu tanımsız yapıyor, onu da unutmayalım. İkinci eşitsizimde payı sıfır yapan değer 6. Paydayı sıfır yapan değer 0. O tanımsız yapıyor ama zaten burada eşitsizlik yok. Almayacağım. Eşitliği. Şimdi tablomuzu bir çizelim bakalım. Şöyle tamamdır. Şimdi birinci eşitsizliğimiz şöyle 1 ve 2 diyeceğim ben. Bir daha yazmayacağım. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında birinci eşitsizliğimin kökleri 3 ve 0, diğerinki 6 ve 0. Şurası 0 olsun, şurası 3 olsun, şurası da 6 olsun. Gene bir renk değiştirelim. Birinci yeşille gösterelim. Kökleri 3 ve 0'dı. 3 ve 0 şöyle. Şimdi 0 paydayı tanımsız yaptığı için şöyle çift çizgi çizeyim. Şöyle. 3'ü dahil ediyorum. Çünkü eşitsizlikte eşitlik var. Tamam. Şimdi işarete bakıyorum. Payın işareti 6 eksi 2x, yani x'in katsayısı şey işareti eksi, payda artı, artın eksiye bölümü eksi. Neyle başlıyorum? Eksiyle başlıyorum. Pardon. Eksiyle başladım. Köke geldim, artı. Eksiyle devam ettim. Şimdi işaretini, şey pardon, taramasını yapacağım ama siyahla tarayayım onu da. Nereyi tarayacaktım? Sıfırdan büyük olduğu yeri, pozitif yeri. Yani şurası şöyle. Şöyle yapayım. Şimdi ikinci kısma gelelim. İkinci kısım nerede? Sıfır ve altı kökleri. Sıfır gene tanımsız yapıyor. Şöyle çizdim. Bir de altı var. İkisinde yani burayı zaten alamıyorum. Tanımsız yapıyor. Altını da içini boş bırakıyorum. Bakıyorum. X'in işareti eksi. X'in işareti artı. X'in artıya bölüm eksi. Eksiyle başladım. Artıyla devam ettim. Nereyi tarayacağım? Sıfırdan büyük olan yeri, yani pozitif yeri, yani şurayı tarayacağım. Tamam. Şimdi her ikisine de uyan yerin neresi olduğunu gördünüz. Şöyle uzatayım ben onu. Şöyle. Şurası bakın, ikisinde taradığım yer. 3 dahil. Sıfır tanımsız yaptığı için dahil değil. O zaman benim çözüm kümem sıfırla 3 aralığında. 3 açık. Pardon, 3 kapalı, 0 açık aralık olarak yazabiliriz. Evet, hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Lütfen yorumlar kısmına sınav sonuçlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.